sosyal medyada herkesin paylaştığı bir söz. Özellikle de not aldım buraya. Evet, ben de not aldım. Bir ölüm ancak bu denli ölümsüz olabilirdi. Evet, gerçekten Atatürk sevgisi ölümsüzdür. Onun ismini duyduğumuzda, resmini gördüğümüzde gözlerimiz dolar, tüylerimiz diken diken olur. En son bugün zaten gazetelerin birinci sayfasında da var. Kanal D'nin iddialı dizisi. Evet, Vatanım Sensin de Atatürk resmi hepimizi o kadar derinden etkiledi ki getirelim o görüntüleri ekrana. Az önce kumandan Vasili'ye iletilmesi için bir rapor geldi. Neyle alakalı? 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan bir vapur. Bandırma. Vapur Samsun'a yanaşmış. Yolculardan birisi istihbarat raporlarında tehlikeli olarak mimlenmiş. Anadolu direnişinde önemli bir rol oynayabilir deniyor. Mustafa Kemal, Selanikli. Tanıyor olabilirsiniz diye düşündüm. Tanımıyorum. Alt devrelerdendir. Tehlikeli biri olsa muhakkak tanırdım binbaşı. Gidebilirsin. Emredersiniz albay. Ey Mustafa. İş değişmişsin. Yolun açık olsun paşam. Vallahi huylar içinde uyu paşam diyelim biz de. Evet, bir Atatürk'le ilgili bir söylem, bir görüntü ya da bir sahne insanı ancak bu kadar duygulandırabilir. Artık büyük aktör diyorum, oyuncu olmanın kesinlikle ötesine atladı geçti. Halit Ergenç de bir Atatürk resmine bakarak bu kadar etkileyici bir oyunculuk çıkardığı için ona da buradan diyoruz ki yolun açık olsun Halit Ergenç. Bu akşam Vatanım Sensin sakın kaçırmayın Kanal D ekranlarında. Fragmanı 2-3 gün önceden dönmeye başladı. Fragmanı ama rekor insan, kırdı. Fragmanı insan bir daha izleyip böyle duygulanır her mı? Anda da aynı şeyi hisseder mi? Kesinlikle. Gözlerimiz dolu dolu izledik gerçekten. Ama böyle kuru hani çok seviyoruz falan filan böyle şiirsel cümleler değil de çok güzel bir şekilde yerleştirmişler. Çok duygulu ve bakışlarla iki cümleyle insanı kalbinden vuruyor. Zaten dün sosyal medyada ve bugün itibariyle paylaşılan bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi. Birinci sırada, diğer birinci sırada olan görüntüde sevgili izleyiciler Vatanım Sensin'in Atatürklü Halit Ergenç'li bu sahnesi.